Sen sadece bedenini değiştir. Böyle sıçra bakalım. Ya da aklına geldi. Bulaşık ne zaman zor arkadaşlar? Akşam mı zor bulaşık? Bulaşık başlayıncaya kadar zor. Başladığı zaman çok zevkli oluyor. Ben kendimden biliyorum yani. Öyle değil mi? Başlamadan önce zor. Evet. Başlayınca her şey kolaylaşıyor. Onun için düşünme. Ya bir güzel bir şey yapmak aklına geldi mi? Düşünme. Düşünürsen kaybettin. Sabah gözünü açtın, ezan okunuyor. İki dakika daha sonra abdest. Gitti namaz. Artık dönüşün. Ama o sırada hareket et. O hareket ettin ya, o iki saniye. Ondan sonra olay biter. Onun için arkadaşlar bir şey yap. Kitap okuyacağız ya. Bakın. Şimdi ben şiir yazıyorum. İlham gelse de şiir yazsam. Gelmezse? Bak, ilham gelince şiir yazmıyorsun. Şiir yazmaya başlayınca ilham geliyor. Motiv olup da kitap okumuyorsun. Kitap okumaya başlayınca motivasyon başlıyor. Tersten gidiyor hayat. Aklına bir şey geldiği anda sen düşünme. Düşünürsen kaybedersin. Tak aç. Çünkü zaten burayla aklı yaşamadığımızı dün öğrendiniz değil mi? Anında hamle yapmamız lazım. Sonra gerisi kendiliğinden gelecek. Hayat şu bedenine doğru orantılı. Onun için bu arkadaki iki tane sporcu arkadaşımız var Ankara'da misafirim. Onların hayatı çok mutlu. Çünkü hep spor yapıyorlar. Spor yapıyor bakın. Çünkü burayla bağlantılı. Mesela bir normalde düşünsenize. Bir insan, karşınızdaki bir insanı etkilemek istiyorsanız bu bilinç dışı. Beynin hiç haberi olmaz. Onun gibi bedensel duruş yapın. O hisseder ki aynı bana benzeyen birisi. Hissetmeye başlar. Bakın zihinde ne geçerse beden o duruma geçiyor. Üzgün ya da mutlu, güçlü. Zihinde ne geçiyorsa beden o duruma geçiyor. Bunun farkında mıyız? Çok değiliz. Karşında bir insan var. Ben şimdi onu etkilemek istiyorum. Nasıl etkileyeceğim? Onun bedensel duruşunu sergilersen onun duygularına sahip olursun. Sonra o da der ki bana benzeyen birisi. Aynı be. Ama bunu bilinç dışı der. Tamam mı? Birinciyle aklıyla demez ve seni sevmeye başlar. Çünkü öyle değil mi? Zihinde ne gibi beden o durumuna gidecek ya. Ben de onun gibi yaptığım zaman bedenimi, sesimi falan ayarladığım zaman bu koşun uyumunda var da. Tersi de geçerli. Zihinden ne geçse beden o duruma geçiyor ya. Tersini söyleyeyim şimdi. Beden ne durumdaysa zihin onu düşünür. Şimdi sen bedeni üzgün moda alırsan farkında olmadan aşağı bakıyorsan, diyelim ki iş yerinde oturuyor aşağı bakıyorsan farkında olmadan, bakın bizim kötü anılarımız zihnimizin alt bölgesinde arkadaşlar. Aşağı baktığın zaman o kötü anılar gelir ve senin farkında olmadan hüzünlenmeye başlarsın. Yukarıya baktığın zaman, hani bayanlar öyle ya, tam ağlayacak yukarıya bakıyor. Ben makyaj bırakmasın diye bakıyorlar zannediyordum. Meğerse sistem olarak yukarıya baktığın zaman gözyaşı çıkamıyormuş. Fizyolojimiz öyle yani. Onun için arkadaşlar, kimsenin söylemediği bir şey. Hiç böyle bir şey duydunuz mu? Bedeni değiştir, hayatın değişsin.